Evet, Kırıkkale Orta Anadolu'nun en önemli şehirlerinden bir tanesi. Sanayi alanında zaten kendi rüştünü ispatlamış makine kimyayla, tüpraşla ve diğer üç organize sanayi ile beraber rüştünü ispatlamış ve savunma sanayindeki yatırımlarıyla beraber de gelecekte adından sıkça bahsettirecek önemli bir ilimiz. Ama bunun yanında Kırıkkale bir kere insani değerleriyle son derece ön plana çıkması gereken bir şehrimiz, bir kentimiz. Burada çok büyük bir tarihi değer söz konusu. Bir kere Anadolu insanının tüm vasıflarını görebileceğimiz, Anadolu insanının çelebiliğini, kadir şinaslığını görebileceğimiz bir ilimiz. Aptallık kültürüne beşiklik yapan önemli bir yerimiz. Burada Hacı Taşan'ıyla beraber. Yine kralların ressamı dediğimiz Rahmi Pehlivanlı'nın eserlerinin bulunduğu, yaşadığı bir ilimiz. Hep beraber Türk ile söyletir sazlar neyler, söyletir sazlar neyler. Son dönemlerde de son 3 yıldır turizm alanındaki potansiyelini değerlendirmek üzere buradaki bütün şehir olarak şehirdeki çalışan belediyelerimizle beraber önemli atılımlar, önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Ve az önce bahsettiğim gibi Türkiye'deki önemli şehir, önemli turizm akslarından birisi olmaya aday bir ilimiz. Neden? Çünkü burada hem İç Anadolu bölgesinin önemli dağlarından bir tanesi Dinek Dağı'na ev sahipliği yapıyor. Bir taraftan Keskin gibi tarihi yapıya sahip bir ilçemiz var. Diğer taraftan 80 kilometreye yakın Kırıkkale Kızılırmak'a ev sahipliği yapıyor. Burada bunu çok iyi değerlendirerek Kızılırmak üzerinde öncelikle tarihi Çeşnigir Köprüsü'nü yeniden restore edip orada rekreasyon alanlarıyla beraber, parklarla beraber, seyir teraslarıyla ilimize ve ülkemize çok önemli bir değer kazandırıldı. Ve burası faaliyete alındı. İç Anadolu bölgesinde vatandaşlarımızın gelip tekne turu yapabilecekleri, sporlarını yapabilecekleri, gezi yapabilecekleri önemli bir alan. Hem tarih hem doğa iç içe Çeşnigir Köprüsü ile beraber. Diğer taraftan Yeşil Vadi yaklaşık 500 dönüm bir alan üzerine büyük bir çevre düzenlemesi, park, sportif alanlar inşa edildi. Ve bu Yeşil Vadi ile yine aynı şekilde geleneksel tarımın yapıldığı, çocukların tarım akademisinde tarım öğrendikleri ve diğer aktivitelerle beraber oluşturulan Obaköy yine Yeşilırmak, Kızılırmak'ın kenarında oluşturuldu. Burası hemen Ankara'nın yanı başında, Ankara'ya 50 kilometre uzaklıkta bir aks. Dolayısıyla bir metropole yakın olması da buranın avantajını oldukça artırıyor. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızın TOKİ kanalıyla belediyemizle işbirliğiyle yaptırdığı Celal Bayar Parkı bence Türkiye'nin en önemli, en güzel parklarından bir tanesi olacak bittiği zaman. Ve burası da yakın zamanda milletimizin hizmetine sunulacak. Aynı şekilde Dinek Dağı'nda orada bir gençlik kampı inşa ediliyor. Ama gençlik kampının yanında da atlı safari diyebileceğimiz insanların gelip atlarla beraber ya da yürüyerek dağ turizmi yapabilecekleri bir alan oluşturuldu. Karahmetli Parkımız da gerçekten sahili olan İç Anadolu bölgesinde güzellikleriyle insanları büyüleyen yine etrafında lavanta bahçelerinin oluşturulduğu bir park. Burada da yine turizmle ilgili, altyapıyla ilgili çalışmalarımız bu sene için devam edecek. Vatandaşlarımızı hem kamp yapmaya, hem balık avlamaya, hem de buranın güzelliklerini görmeye davet ediyoruz. Bunların hepsini bir araya topladığımız zaman Kırıkkale, İç Anadolu bölgesi olmak üzere Türkiye'nin turizm alanında önemli akslarından bir tanesi haline geliyor. Ve vatandaşlarımızı, milletimizi, diğer illerden, il dışından herkesi Kırıkkale'ye bekliyoruz.
İlimizde Rahmi Pehlivanlı'nın eserlerinin sergileneceği hem de diğer bizim buradaki Hititlerin önemli merkezlerinden bir tanesi Büktü Kale var. Oradan çıkan eserlerin yine Romalılar dahil olmak üzere birçok medeniyetin burada bırakmış olduğu eserlerin sergileneceği bir şehir müzesi şu anda projelendirildi, bitmek üzere. Artı burası makine kimyanın ve ilk silah üretildiği, silah adını veren şehir diye adlandırıyoruz. Önemli bir silah müzesi burada inşa ediliyor. Şu anda hali hazırda makine kimyanın içerisinde dar bir alanda sergilenen silahlar daha geniş bir alanda inşallah sergilenecek ve yine bunlar simülasyon cihazlarıyla da vatandaşlarımızın da kullanmasına imkan verilecek. Böyle bir silah müzemiz de inşallah Kırıkkale'ye kazandırılmış olacak. Söyleşir sazlar neler, konuklar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu mutlu günümüze şerefler bahşettiniz. Cennettir keskinimiz, Hacı Taşan pirimiz. Cennettir keskinimiz, Hacı Taşan pirimiz. Elde saz, dilde türküm, cümleten hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Elde saz, dilde türküm, cümleten hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Konuklar hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bu mutlu günümüze şerefler bahşettiniz. Konuklar hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bu mutlu günümüze şerefler bahşettiniz. Hep beraber türküne söyleşir sazlar neyler. Söyleşir sazlar neyler. Konuklar hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Bu mutlu günümüze şerefler var.